Efendim, İkinci Dünya Savaşı. 70 milyon insanın hayatını kaybettiği o vahşet. Ve birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de hayat duruyor. Futbolun kalbi, futbolun doğduğu yerde tam 7 yıl Meşin Yuvarlak'la kimse görüşemiyor. Bu 7 yıl aradan sonra 1946 yılında İngiltere ve en ünlü takımı Kırmızı Şeytanlar, Manchester United yeni bir yapılanmaya giderken İskoç teknik direktör Matt Busby ile anlaşıyor. Busby genç bir takım kuruyor Manchester'a. Hatta o kadar genç takım ki halk Busby's Babies, yani Busby'nin bebekleri adını veriyor. Başarıdan başarıya koşması planlanan takım maalesef 10 yıl boyunca bu isteğe cevap veremiyor. 10 yıl sabrediyorlar Busby'ye ve öğrencilerine ve 1956-57 yılında Manchester United şampiyonluğa ulaşıyor. Harika bir takım ve muhteşem bir başlangıç derken 1958 yılında çok büyük bir felaket bekliyor Manchester United'ı. Münih uçağı federasyonun kesinlikle geleceksiniz, burada olmazsanız size ceza veririz demesiyle arıza yapmasına rağmen kalkıyor ve maalesef kaza yapıyor. 8 Manchester United'lı futbolcu tıpkı bizim tarihimizdeki hazin Samsun Spor hikayesi gibi hayatlara veda ediyorlar. 8 oyuncusunu kaybeden Manchester ve diğerleri yaralı. Teknik direktör Matt Busby bile ağır yaralanıyor ve hastaneden taburcu olduktan sonra bir şeye yemin ediyor. Manchester United küllerinden doğacak ve harika bir omurga yaratacak. Kaptanı Bobby'yi yanına alıyor ve dönemin 115 bin pound transfer parasıyla, en büyük transfer parası, daha önce Manchester City'de oynamış olan Torinolu Dönis'i de Bobby'nin yanına yerleştiriyor. Sanki bir şey eksik. Bir üçlü olması lazım. Ve üçüncü isim Belfast sokaklarında büyülü çalımlarıyla herkesi kendine hayran bırakan bir genç, George isimli genci de alıyor. Bobby, Dönis ve George arkadaşlarıyla birlikte öyle güzel bir futbol sergiliyorlar ki 10 yıl boyunca birçok kez şampiyon oluyorlar ve ilk defa İngiltere'ye Şampiyon Kulüpler Kupası'nı, şimdiki Şampiyonlar Ligi Kupası'nı getiriyorlar. Bu üçlü toplamda 10 yıl boyunca tam 548 gol atıyor. Eğer hanımlar beyler yolunuz İngiltere'ye düşerse mutlaka Old Trafford Stadyumu'na gidin. Çünkü onlar hala oradalar. Bobby Robson, Dennis Law, George Best.